Şimdi geldik ilk Java kodumuzu yazmaya. Bunun için öncelikle bir Java dosyası oluşturacağım. Oraya kodumu yazacağım. Bunun için öncelikle arkadaşlar Visual Studio Code kullanacağız yine. Visual Studio Code'da arkadaşlar öncelikle bir folder açtım ben. Ders 08 diye. Bu yol da arkadaşlar dosyalarım. Buraya arkadaşlar şuradan bir tane new file deyip merhaba Java'yı oluşturdum. Ama daha kodu yazmadım. Şimdi buraya merhaba Java kodunu internetten bir kod bulup yapıştıralım. Çünkü benim slaytlarımda tahminim arkadaşlar kopyala yapıştır özelliği yok. Şunu kopyalayamayacağım. O yüzden de ben şöyle diyelim. Hello Java. İlk çıkan örneği tıklayayım. Şurada class alayım arkadaşlar. Şimdi burada ilk class'ımızı alıp buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Hello World. Burada şunu bakalım. Bak ne diyor? You need to save the file as hello world java. Java olarak hello world java olarak dosyanı kaydetmelisin diyor. Tabii ben burada hata verecek mi bakalım. Bir derlemeyi deneyeyim. Yani class ismiyle dosya isminin aynı olmasını istiyor mu? Bunu merak ettim arkadaşlar. Bir sorun yok. Aynı olması da çalıştı. Evet arkadaşlar. Çalışır mı diye kontrol ettik. Çalışıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim olayı tekrar yorumlamaya. Class'ımız var. Public dememe gerek yok. Hello World class'ımın ismi. Java'ya arkadaşlar merhaba diyoruz. Hatta ben Türkçeleştireyim bunu. Class'ımın ismi merhaba dünya olsun. Var. Statik. Statik bir yerden hatırlıyorum ben. Aynısı arkadaşlar C#'da da vardı. Statik ne demekti arkadaşlar? Program ilk çalıştığı zaman çalışıyordu. Nesne oluşturduğumuz zamansa arkadaşlar biz bunu arkadaşlar oluşmadığını biliyoruz. Yani ilk program çalışırken arkadaşlar statikler çalışır ve main ise arkadaşlar ilk çalışan metodumuzdur. Void arkadaşlar mainimiz. C# çok benziyor. Hatta arguments bölümünde arkadaşlar C# aynı. Bakın şu bölüm arkadaşlar C# aynı çıktı. Ekrana çıktığı arkadaşlar dilden dile değişiklik gösterebilir. Burada arkadaşlar sistem out println ve tabii arkadaşlar biz Türkçe yaptık artık bu işi. Merhaba Java dünyası. Merhaba Java dünyası dedim. Run dedim arkadaşlar. Merhaba Java dünyası yazdı arkadaşlar. Evet. Bu işe giriş yaptık. Bakın arkadaşlar şu ana kadar C# çok benzeyen bir giriş yaptık arkadaşlar. Ben şunu merak ediyorum. Ben hiç public demezsem arkadaşlar kod çalışır mı? Evet çok güzel. Bakın ne diyor arkadaşlar? Cannot find a class with the main method in the folder. Yani diyor ki ben diyor main metodu bulamadım diyor. Demek ki arkadaşlar biz statiği public yapmak zorundayız arkadaşlar. Public static void main'i. Evet bunu da öğrenmiş olduk bakın. Bunu da cevap attık. Bu arada hatırlarsanız arkadaşlar public aynısı C# da vardı arkadaşlar. Yine çok benzeyen bir özellik bu açıdan. Şöyle bakalım. Statik kavramını hatırladık. Sınıf kavramını hatırladık. Namespace kavramı şurada var. Ben yazmadım onu hiç. Merhaba Java dünyasını çalıştırmışım. Bu arada sen NetBeans editörü IDE'si. Burada çalıştırmışım arkadaşlar. System out print line console write line. Büyük ihtimalle system out print de vardır diye tahmin ediyorum. Tahminlerimde arkadaşlar genelde yanılmam ama bir denemekte de yarar var. Out print. Aşağıda görüyor musunuz? Şimdi hocam diyeceksiniz print güzel, print var. Ayrıca ben şunu da fark ediyorum burada. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Object de alabiliyor. Bloom, char, char dizisi, double, float. Gittikçe gidiyor arkadaşlar. Gittikçe gidiyor. Hatta print diyeyim ben. Bir de parantez açayım. Kaç tane olduğunu söyledim. Söylese çok güzel olurdu ya. Söylemiyor öyle. Ne yazık ki söylemiyor. Ne yazık ki söylemiyor arkadaşlar. Bayağı arkadaşlar sanırım C#'da 18 metottu. Burada da bayağı bir metot
olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok çok benzeyen metotlara sahip arkadaşlar. Merhaba. Dedik arkadaşlar burada da. Evet. Ya bu arada buraya sayı koyalım hadi. Yani sayıları da alıyor mu diye. Az otomatik arkadaşlar string'e çevirecek mi? Otomatik string'e çevirdi. Aynı özelliğe sahip. Buna ne diyorduk? Bilinçsiz dönüşüm. Bilinçsiz dönüşüme de bu konuda arkadaşlar desteği olduğunu Java'nın gördük. Nesne kavramını. Bunun için ben bir class oluşturacağım arkadaşlar. Bir o class'ın içinden çağıracağım. Tabi buradakiyle aynı örneği yapmayalım biz. Ben daha basit bir örnek yapacağım arkadaşlar. Ne olabilir? Burada dörtgen örneği. Dörtgenin bakın şurada bilgilerini almışım. Burada arkadaşlar dikdörtgeni görüyorsunuz. Burada tanımlamalarını yapmışım. Burada arkadaşlar dikdörtgenle ilgili özellikleri çağırmışım. Arkadaşlar bu arada buna Java'cılar arkadaşlar instance diyorlar. Onu da size söyleyeyim. Bir instance yarat derler arkadaşlar. I, N, S. Şöyle yazalım da. Bu da önemli çünkü arkadaşlar. İngilizce kaynak okursanız instance kelimesiyle çok karşılaşırsınız arkadaşlar. Yani sınıftan bir instance oluşturma. Şimdi burada ben daha farklı bir örnek yapmak istiyorum ama buradaki kurallara da bağlı kalmak istiyorum arkadaşlar. Ben ne oluştursam diye düşündüm. Bu class'ın dışına arkadaşlar bir tane class oluşturuyorum. Class. Daireyi de çok yaptık ama daire diyeyim ya. Hadi. Dairenin arkadaşlar class'ını oluşturdum. Şimdi dairenin nesi vardı arkadaşlar? Yarıçapı. Normalde C# yazsaydım arkadaşlar ne derdim? Public. Integer mi olsun, double mı? Integer olsun. Hadi bu sefer integer yapalım. Ve bir ray yarıçapı. Ray yarıçapını aldım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar C# bunu public demek zorundaydık ulaşabilmek için. Gelin arkadaşlar biz şu class'tan bir tane oluşturalım. Oraya ulaşmayı deneyelim. Ben oraya ulaşabilecek miyim onu merak ediyorum. Şimdi C# arkadaşlar biz daire deyip ardından nesne 01 yani bir nesne olsun. New daire dersem nesne 1'i hiç kullanmadın diyor. Nesne 101 nokta dedikten sonra arkadaşlar ready içeriğine ulaşabiliyorsam ve içeriğini değiştirebiliyorsam bu iş benim için bitmiştir. C# aynı arkadaşlar. Peki ben şunu merak ettim. Özellikle şuradaki örnekte şunu gördüm arkadaşlar. Ben buraları public yazmamışım. Ne constructor'a ne de buraya. Bu ilginç geldi bana. Bir fark var sanki burada. Arkadaşlar şöyle tanımladım. Hala R'ye ulaşabiliyor mu? Buradan bir ders çıkartıyorum şu anda. Diyorum ki size arkadaşlar. Tabi hocam çalıştırın. Hata verecek belki. Otomatik işaretlemiyor. Çalıştı arkadaşlar sorun yok. Burada şunu öğrenmiş olduk. Default değer diye üyelerimizin, sınıfımızın üyelerinin bir değeri vardı. Arkadaşlar ben buna C# ne demiştim sizin için? Default değer private demiştim. Yani dışarıdan erişemezsiniz. Dışarıdan erişeceğiniz her şeyin başına arkadaşlar public yazmalısınız demiştim. Ama arkadaşlar buradaysa tam tersi. Burada arkadaşlar default değer public. Eğer siz buna dışarıdan erişimini kesmek istiyorsanız private koyarsınız ki private koyar koymaz da R'ye ulaşma imkanım kayboldu. The field daire R. Daire R field'i yani daire R'nin alanı is not visible. Öyle bir hata mesajı arkadaşlar. Görünmez. Görünmez diyor bana. İşte private bu işe yarıyormuş. Şimdi ben arkadaşlar burasını o zaman böyle bırakabilirim. Ayrıca ben constructor'ımı da yaratırken arkadaşlar bakın ilk constructor'ımızı da yaratalım. İlk nesnemizi yarattık. Hadi constructor ayrı bir konu mu başlığı mı yapsam dedim. Yok burada işleyeyim. Arkadaşlar aynı isme sahip olacak. Dışarıdan bir tane int r gibi değer alacak. Ve siz bu int r değerini alıp arkadaşlar r değerini güncelleyeceksiniz.
alt çizgide. Tabii constructor olunca aşağıda yer hata vermesi lazım. Çünkü benim boş constructor'ım yok. Dolu. Aynen C#'da olduğu gibi. Arkadaşlar ben buraya 5 değerini veririm. Artık benim R değerim arkadaşlar direkt başlangıçta 5 olarak atınır arkadaşlar. Ama nesneden hiçbir özelliği kullanmadık. Ne olsun bir özellik olsun ya nesnemizin. Bir fonksiyonumuz olsun. Ne olsun? Arkadaşlar double değer döndüren çevre hesapla fonksiyon. Fonksiyon return yapsın. Neyi? 2 çarpı pi. Arkadaşlar pi'yi direkt böyle yazabilir miyim? Yazdım ama arkadaşlar ben bir bakayım ya. Java'da pi kütüphanenin altında mı yoksa? Bir tanesine tıkladım açıkçası. Pi'yi nasıl alırız diye sordum. MatPi. Bu kadar da arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam bu kadar benzerlik olmaz. Burada direkt MatPi yazabiliyor mu? Bir merak ettim arkadaşlar. MatPi çarpı R. Arkadaşlar noktalı virgülünü unutmasaydık güzel olacaktı. Hata mesajları kalktı mı? Kalktı. Sanki çalışacak gibi. Arkadaşlar using'e göre tek fark var. Direkt matı çağırabildik arkadaşlar burada. Ve çalıştı. Fakat şöyle bir şey var. Ekran çıktısını üretmedik. Bu arada dikkat etseniz yine public yazmadım. Çağırabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Çağırabilecek miyim? Çevre hesapla. Wow, double. Tabi double değeri ekranda göstermek lazım. Ekranda çıktığı için neymiş arkadaşlar? System out print. Line desek daha iyi arkadaşlar. Onun yanına yazacak yoksa kafam karışacak. Ben şöyle yapayım. Şurasını arkadaşlar kapatayım. CTRL'ı kapatmak için kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi şöyle arkadaşlar. Denemek istiyorum. Şunu denemek istiyorum. Artık kullanırsam arkadaşlar daire çevresi artıyla mı birleştirilir acaba? Ve en önemlisi double değerli arkadaşlar string değeri birleştirebilir mi? Yani otomatik bilinçsiz dönüşüm yapar mı? C# yapıyor muydu? Yapıyordu. Arkadaşlar yaptı. Dikkat ettiyseniz benim arkadaşlar 5 değeri için dairenin çevresini hesapladım. Evet. Şimdi şöyle bir slaytımızdan da bakalım arkadaşlar. Constructor yaptım. Bir tane metot tanımladım. Direkt dışarıdan arkadaşlar nesne üzerinden değişkenleri çağırdım. Artık nesne 01, 02, 03 istediğiniz kadar nesne oluşturun. Arkadaşlar C# çok çok benziyor. Tek benzemeyen bir konu var arkadaşlar. Public dememe bunlara gerek yok. Default değer arkadaşlar public. C# default değer private'tı bu konuda. Bu arada arkadaşlar constructor da aynı olduğunu görüyorsunuz. Aynı isme sahip arkadaşlar. Ve parametre alıyor. Hiç parametre de almayabilir. Ama arkadaşlar kaç parametre alıyorsa burada bunu yapmak zorundaydım. Burada yapmak zorundaymışım arkadaşlar. Bu arada this base gibi kavramlar da öğrenmiştik arkadaşlar. Acaba içeride bir değişkeni çağırmak için this kullanabilir miyim? O da geldi aklıma. Hadi onu da burada çıkaralım. Çünkü arkadaşlar 7 haftalık size anlatılan konuyu bir yandan anlatmaya çalışıyorum. O yüzden biraz sıkışmış oluyor. Arkadaşlar this re. Çalıştırdım. Çalışıyor. Demek ki this diyerek arkadaşlar bu daireyi işaret ediyoruz. Tabi base için iki tane class en az lazım. Bunu ileride görelim o yüzden. Şimdi hocam constructor yaptınız. Tamam güzel. Constructor olunca bir de ne vardı arkadaşlar? Destructor. İkisini size beraber anlatmıştım. Şimdi destructor
arkadaşlar. C#'ta sanırım şöyle şu işareti yapıp aynı sınıfımızın ismini veriyoruz. Burada ise arkadaşlar finalize diye bir komut var. Finalize yok edici diye tanımlayabiliriz. Fonksiyonun arkadaşlar yani son isteklerin sorulduğu fonksiyon. Arkadaşlar ismi finalize. Ne zaman çıkacak devreye? Nesnenin yok edilmesi durumunda arkadaşlar bazı şeyler yapılması gerekiyorsa finalize arkadaşlar metoduyla yapmanız gerekecek. Arkadaşlar burada finalize örneğimiz var mı? Bunun kodunu yazmayacağım. Tabii burada garbage collector vesaire. Onları zaten arkadaşlar C#'tan da hatırlarsınız. Arkadaşlar finalize bakın void bir metot. Public demişim. Acaba demek zorunda mıydım? Bunu silip arkadaşlar test edebilirsiniz. Finalize yazıyorsunuz. Dikdörtgen finalize oldu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde finalize edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın C#'tan ayıran bir konu. C#'ta ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu işaret artı ne diyeceğiz burası için? Dik dörtgeni yanlış yazmışız. Torken diye yazacaktık arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş Java ile C# kıyaslıyoruz ve benzerliklerini görüyoruz.